Evet, manşetleri birlikte noktaladık değerli izleyenler. Takım haberleri ekranlarınıza geldi. Bir de Skype bağlantısı yapalım şimdi. Suat Umurhan bugün konuğumuz olacak. Hoş geldin Suat, iyi pazarlar. Nasılsın? Günaydın Demet, teşekkür ediyorum. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Beşiktaş'ta başlayalım istersen. Çünkü malum orada gündem oldukça yoğun. Samsunspor karşısında alınan bir birlik beraberlik sonrası bir toplantı gerçekleştirildi. Ve toplantının sonucu da aslında hepimizin beklediği sonuçtu. Fernando Santos'la yollar ayrıldı. Seninle de zaman zaman stüdyoda konuşuyorduk. Belki sezon sonuna kadar Santos'la gider, yeni sezon yeni hoca olur dedik. Ama ona da tahammül kalmadı dünkü beraberlikten sonra. Nasıl yorumluyorsun bu kararı? Valla beklenen son geldi çattı. Çünkü Santos'la beraber tamam hem yeni yönetimin ilk teknik adamıydı. Böyle yönetim için de biraz güven oyu, doğru karar anlamını taşıması nedeniyle yönetimin bayağı bir desteğiyle başta kaldı. Belki başka teknik adam olsa çoktan yollar ayrılırdı. Çünkü bunun sadece puan kayıplarıyla, üst üste son haftalarındaki kayıplarla değil, takımda o beklenen değişimi yaratamaması, bazı oyunculardaki o patlamayı yaratamaması, bazı gençleri kendine getirip biraz daha maç tecrübesini arttıramaması gibi gibi sebepler. Yani sadece tamam her şeyi Santos'a kesmeyelim ama bazı şeylerin faturasını da Santos'a kesmek lazımdı. Portekizli teknik adam hem oyun felsefesi olarak hem sahaya bakışı olarak Beşiktaş'ın bırak gelecek sezonları bu sezonuna bile ışık tutamadığını gördük. Bence yönetim doğru bir karar aldı. Hatanın neresinden dönerseniz kârdır elbette ki. Serdar Hoca'nın gelişini ben çok mantıklı buluyorum. Çünkü Beşiktaş bu sezon artık genç oyuncularından yeni sezon için ne faydalanacağına bakması lazım. Sadece Semih'i ki onu bile zaman zaman sol kanada hapsedip bayağı bir kitledi Sayın Santos. Genç oyuncularından ne kazanabilir? Yeni sezonda kadroda kimler İlk 11 ya da rotasyon oyuncusu olabilir. Bunlara bakacak. Bunun için de doğru adres Serdar Topraktepe'ydi. Peki doğru karar olduğunu söyledin. Dünkü maçı da biraz konuşalım. Yine Semih'in golüyle 1-0 öne geçen bir Beşiktaş ama sonrasında yapılan hatalarla sonuç 1-1'e geldi. Oyun anlamında nasıl eleştirilerin olur? Beşiktaş şimdi büyük takım hüviyetinden uzakta bir futbol oynuyor. Bunu sahaya yansıtamıyor. Yani hani hep klasik laftır ya, üç büyüklerin, dört büyüklerin arması bile size bir felsefe verir. Öyle bir Beşiktaş'ın sahada zaman zaman durağının da fazlası, topu rakibe bırakan, oyundan kopan bir futbolu oluyor. Dün de bunlardan biriydi. Hani bazen gol geliyorum der ya, öyle bir maçı geride bıraktık. Beşiktaş oyunun birçok noktasında konsantrasyon olarak da sahadan kopuktu ki yönetimin maç sonunda bu karar almasındaki sebeplerden biri de şu. Biraz sayın yöneticiler açıklamalarında buna değindi ama yani biz geçen hafta tesislere gittik, herkesle görüştük, en azından bir patlama bekliyorduk diyorlardı bu karşılaşmada. Hem bazı oyuncular bazında hem de teknik adam bazında bu enerjiyi göremediklerinin altını çizdiler. Bence yönetim de oyuncuların bazılarıyla sezon sonunda acaba devam etsek mi etmesek mi diye düşünürken bence bu maç o anlamda da bir kırılma oldu. Peki şimdiden bugün gazete manşetlerinde Türk hoca adayları dikkatimi çekti. Hep yönelilen isimler aslında Sergen Yalçın, Şenol Güneş gibi. Sen acaba yeni sezonda yine böyle yönetimin uzun arayışlar sonucu farklı yabancı bir teknik direktörle mi gelmesini bekliyorsun? Yoksa alışıldık isimlere geri dönülebilir mi? Şimdi yönetim öncelikle bir rahatladı. Şöyle bir rahatladı. Önünde bir zaman var. Yani kafadaki soru işareti gitti. Santos'la devam mı değil mi? Nasıl karar verelim vesaire. Şimdi Sergen Yalçın zaten bu ortam yüzünden görevini bırakmıştı. Şenol Hoca zaten bu ortam yüzünden görevini bırakmıştı. Rıza Hoca'yı denediniz. O da olmadı. Hani eski Beşiktaşlı üstünden gidiyorum. Çok fazla da piyasada yerli teknik adam Beşiktaş'ı çalıştıracak şu anda görmüyorum bu isimlerin dışında. O noktada bence Beşiktaş artık yurt dışından bir isimle anlaşmalı ve bunu yaparken de sadece teknik adam sorunu olmadığını, kadroyu büyük ölçüde yenilemek gerektiğini ortaya koymak lazım. Santos'la bir zaman kaybedildi. Olmadı. Futbol sporun içinde var ama bundan sonraki adres hani Terzic ismi de geçiyor ama hem kadroyu yenilemek hem genç oyuncuları Serdar Hoca ile biraz daha yetiştirip U19'u çok yakın bilen bir isim.
ortaya koyarak yeni sezonda bayağı bir kadroda revizyona gitmek lazım. Kim gönderilebiliyorsa yabancılardan özellikle hani Muçi, Musrati ve Raşit Say'ı dışarıda bırakarak konuşuyorum. Çoğuyla da yollar ayrılmalı. Peki biraz daha Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını konuşalım istersen. Bugünün önemli maçlarından biri olacak. Tabii takımda ceza sınırında çok fazla oyuncu var. Şimanski sarı kart cezası yine bu maçta olamayacak. Fatih Karagümrük'e karşı nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun sen? Tabii sadece cezalılar değil Demet, sakatlıklar da Fenerbahçe'nin en büyük baş ağrısı durumunda. Çünkü kadroyu şekillendirirken bazı isimler çok kilit noktada Fenerbahçe'de. Ferdi, Fred, Dzeko, bunlar Batshuayi kulübeden gelen büyük bir destek. Bu isimlerin de yokluğu Fenerbahçe'nin kadro yapısını, oyun yapısını bir hayli etkiliyor. Ama işin pozitif tarafından bakarsanız Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe iç sahada gibi oynayacak. Hani tribünlerin o boş olması bile iyi futbol oynayan takıma yara verir. Böyle değil. Fenerbahçe taraftarının desteği olur. Büyük ölçüde tribünleri doldururlar. Diğer tarafta bakıyorsun. Orada oynanan son İstanbulspor maçında erken golü bulmakla birlikte maçı da hemen koparabilen bir takım. Çünkü tekrar altını çizeyim, Olimpiyat Stadı'nda oynamak futbolcular için de zordur. Onun dışında da Karagümrük'ü doğru buluyor musun? Sözünü kestim ama karşı yok, rakip takımın taraftarının oraya gelmesi çoğunlukla. Şimdi dün şöyle bir açıklama vardı. Bu Taner Karaman'ın haberiydi. O söyledi. Galatasaray'da isterse onlara da tribünü açarım diye. Şimdi bir kere bu işlerde hani dostluk vesaire ayrı, federasyonun burada her takıma eşit muamele yapması lazım. Karagümrük'ün, İstanbulspor'un, Başakşehir'in, yani İstanbul'un diğer takımlarından bahsedeyim, Olimpiyat Stadı kullananlardan zaman zaman. Burada her takıma eşit davranılması lazım. Yani Karagümrük Beşiktaş'a %5, işte Fenerbahçe'ye %50, Galatasaray'a %30 kontenjan ayırmamalı. Bu eğer sezon başında daha planlı bir şekilde yapılırsa bu tartışmaların önüne geçer. Ama Karagümrük şimdi Galatasaray'a tribününü kapatıp %5 Fenerbahçe'ye sınırsız derse elbette ki burada bir haksızlık çıkar. Peki bu akşam oynanacak maçta yüksek beklenti olan isimler var. Edin Dzeko, Tadic gibi. Sen kimleri ön plana çıkarıyorsun? Şimdi Fenerbahçe'de bir kere Zayh'ın durumu nasıl olacak? Yani Şimanski'nin yokluğunda önde mi oynayacak? Yoksa hani Fred muhtemelen hazır durumdadır. Artık Olympiakos maçında da ilk 11'de yoktu. Bizim de muhtemelimiz var. Hemen bir ekranlara gelsin, onun üzerinden de ilerleyelim. Manşetlere de az önce baktığımda Fred, İsmail, önlerinde Zayt görmüştüm. Bizim muhtemelimiz de bu şekilde. Livakovic sahada olacak. Ferdi Çağlar, Bekao, Mert. Fred, İsmail ikilisi. Solda Tadic, sağda İrfancan, ortada Zayt ve onun önünde de Edin Dzeko. Senin de beklentin bu şekilde mi? Evet, özellikle hücum hattında bu şekilde. Belki Bekao yerine savunmada bir değişiklik, Bonucci aklımdan geçen olabilir. Bunun dışında Zayh'ı yani Fred'le de yer değiştirebilir İsmail Hoca. Fred çünkü sonuçta 10 numara gibi de oynayabilen, hani dirençli ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Zayh'ı biraz daha İsmail'le beraber de kullanabilir. İrfan Can'ın bence bugünkü performansı çok önemli. Çünkü Olympiakos maçında bence en iyi isimlerden biriydi ve sezonun genelinde de Fenerbahçe'nin taşıyıcı kolonlarından biri oldu. Evet. O yüzden hani Tadic, Dzeko ve İrfan Can üçlüsü bence kilidi açacaktır. Peki, çok teşekkür ederim Suat. Tekrar sana iyi pazarlar, iyi sabahlar, hoşça kal. İyi yayınlar. Evet, Suat Umurhan'la birlikte dün oynanan Beşiktaş-Samsun Spor maçını ve bugün oynanacak Fenerbahçe-Babakars-Fatih Karagümrük mücadelesini konuştuk. Noktalıyoruz şimdi ikinci saat dilimimizi. Düne gidelim, 90+1'de dün neler konuşuldu ekranlarınıza gelsin. Sonrasında saat başında tekrar devam edelim.